Türkçe Peri Masalları. Pis Yaratıklar. Bir zamanlar ormana yakın bir kulübede Marco ile karısı Muni yaşardı. İki kızları vardı. Jenna, Marco'nun kızı ve Clara, Muni'nin kızı. Jenna nazik ve güzelken Clara sert ve daha az çekiciydi. Ancak kıskançlıktan gözü dönmüş olan Muni, Clara'nın daha güzel olduğuna inanırdı. Bir gün Marco, Jenna'dan kendisiyle ormana odun kesmeye gelmesini istedi. Sağanak yağmura rağmen bütün gün çalışıp eve sırılsıklan bir halde döndüler. Marco baltasını ormanda unuttuğunu fark edince, bütün gece çamurda kalırsa paslanıp işe yaramaz hale geleceğinden korktu. Canım, baltamı ormanda unutmuşum. Clara'dan onu getirmesini isteyebilir misin? Jenna ıslak ve yorgun. Hayır, kızım üşütür ama senin kızın gidebilir. Zaten ıslak. Bence biraz daha ıslanması sorun olmaz. Marco tartışmanın faydasız olduğunu ve yalvarışının sağır kulaklara çarpacağını biliyordu. Jenna'ya döndü. Jenna, senden bunu istediğim için üzgün. Ama dizlerim ağrıyor. Gidip baltayı almalısın canım, olur mu? Evet baba, biliyorum. Sen dinlen. Ben gidip baltayı getireyim. Hızlansam iyi olur. Bu tuzlu yağmurda baltanın ağzı daha çabuk aşınır. Sonunda baltayı unuttukları yere ulaştı ve onu buldu ama çok şaşırdı. Üç küçük güvercin baltanın sapında üzgün bir şekilde oturuyordu. Burada ne yapıyorsunuz? Yağmurda ıslanıyorsunuz küçük güvercinler. Gidin yuvanıza geri uçun. Alın, akşam yemeğimden ayırdığım ekmek kırıntılarından yiyin. Size enerji verir. Üzülmeyin küçük güvercinler. Ama artık gitsem iyi olur. Zamanında eve dönmezsem üvey annem çok kızar. Hoşça kalın. Jenna baltasını alıp eve doğru yürümeye başladı. Bu arada güvercinler yeniden güç toplamışlardı. Üç küçük güvercin kızın iyiliği için minnettardı. Çok iyi bir kız. O gelmeden önce kanatlarımı açamayacak kadar güçsüzdüm. Minnettarlığımızın simgesi olarak ona taktığı sürece asla solmayacak çiçeklerden oluşan bir taç verelim. Ve dünyanın en küçük şarkı söyleyen kuşları da çiçeklerin arasında otursun. Evet, bu çok güzel olur. Marco, kızının hiç bu kadar güzel göründüğünü görmemişti. Yağmurlu bir gecede böyle giyinip dolaşmak ne kadar saçma. Tacı kabaca çıkardı ve Clara'nın başına taktı. Güller soldu ve güvercinler pencereden uçtu. Bakın ne kadar saçma bir şey. Şimdi yemeğini al ve yat. Öyle ki ertesi akşamda bütün gün çalışıp didinen Marco baltasını yine ormanda unuttu. Ama bu kez Muni, kızını ormana gönderme şansı yakaladığı için çok heyecanlandı. Senin kızın evde kalsın, benimki de gidip baltayı geri getirsin. Clara kızgınlıkla ormanın içinde ilerledi. Ah, bu çok saçma. Neden her şeyi ben yapmak zorundayım? Ah Tanrım, bu çok saçma. Bunu yapmak istemiyorum. Keşke o taç bende olsaydı. Ama onu almak için bu kadar zahmete girmek istemiyorum. Bu aptal yağmurda buraya kadar yürüdüğüme inanamıyorum. Ah sizi pis yaratıklar, uzak durun oradan. Üç güvercin bir araya toplanıp kaba kızdan intikam alma planları yaptılar. İntikam almak için ne yapmalıyız? Bize daha önce hiç böyle davranılmamıştı. Ona kendi tarzıyla misilleme yapmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Biliyorum. Hayatının geri kalanında pis yaratıklardan başka bir şey söyleyemeyecek. Aa, ne kadar zekisin. Bu harika olacak. Güvercinler kanatlarını çırpıp zevkle öttüler. Çünkü sihirleri Clara'nın ağzını ve kaderini mühürleyecekti. Clara hışımla kulübeye geri döndü. Öfkesi aşikardı. Tacı aldın mı?
pis yaratıklar. Benimle böyle konuşma. Ne demek istiyorsun? Pis yaratıklar. Bunun nesi var böyle? Kötü bir şeyler olduğunu anlayan Muni, öfkesini Jenna'ya yöneltti. Seni sefil kız. Tüm bunların arkasında senin olduğunu biliyorum. Söyle bana, ona ne yaptın? Hiçbir şey. Ne oldu ki? Tüm akşam evdeydim. Pis yalanlarını bırak ve hemen söyle. Hayır, bana inanmalısın anne. Asla yapmam. O benim kardeşim. Bu işin arkasında sen varsın, biliyorum. Bu sorgulama bir süre devam etti ve Jenna'yı gözyaşlarına boğdu. Marco oradan ayrılmıştı. Muni sözlü saldırısını tam zamanına göre ayarladı ve zavallı Jenna'ya suçlamalar ve hakaretler yağdırdı. Ertesi gün babasının yokluğunda Jenna işe gitti. Ve onu gören güvercinler mutlu bir şekilde tacı tekrar başına taktılar. Zavallı kızın hayatı daha önce sefilse şimdi daha da kötüydü. Muni ona eziyet ediyor, tacı gördükçe öfkesi daha da artıyordu. Şuna bak, kafasındaki o aptal taçla kendini çok özel sanıyor. Pis yaratıklar, pis yaratıklar. O bize yükten başka bir şey değil. Her şey bir süre böyle devam ederken bir gün kralın ormanda at binmekte olan oğlu birkaç garip kuşun daha önce hiç duymadığı kadar tatlı öttüğünü duydu. Ne kadar da güzel. Affedersiniz hanımefendi, sizinle konuşabilir miyim? Merhaba, kimsiniz siz? Ve size o şarkı söyleyen gül tacı kim verdi? Ben Jenna. Ormanın kenarında bir kulübede yaşıyorum. Taca gelince, oraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Tabii açlıktan ölmek üzereyken beslediğim birkaç güvercinin hediyesi değilse. Prens onun cevabından çok memnun oldu ve kalbinin iyiliğinden etkilendi. Çok iyi kalplisin Jenna. Benimle sarayıma gelip gelinim olur musun? Ben onur duyarım lordum. O zaman anlaştık. Görkemli bir düğün ziyafeti çekeceğiz. Düğünün ertesi günü gelin, babasına güzel hediyeler götüren ve ona başına gelen iyi talihi anlatan bir haberci gönderdi. Muni ve Clara ise kıskançlıktan öylesine doldular ki iyice hastalanıp yataklara düştüler. Muni, Jenna'dan intikam almak için sinsi bir plan yaptı. Kasabadaki yaşlı cadıdan yardım istemeliyiz. Sana Jenna'nın kopyası bir maske yapabilir. Pis yaratıklar. Yardımını istiyorum, bilge cadı. Sana o kadar gerçekçi bir maske yaparım ki çok az kişi farkı anlayabilir. Ama kızın maskeyi ilk kez taktığında dişi ağrıyormuş gibi yapıp başını da yeşil bir tülle örtmeli. Teşekkür ederim. Yardımın için minnettarım. Haber yayıldı. Büyük bir av planlanmıştı. Ve prens ertesi sabah erkenden saraydan ayrılarak karısını bütün gün yalnız bırakacaktı. Bu kaçırılmaması gereken bir fırsattı. Gelebilmenize çok sevindim. Geçmiş geçmişte kalsın. Lütfen bu güzel hediyeleri kabul edin. Şimdi tam zamanı. Elini yanağına koy ve acı çekiyormuş gibi yap ve unutma. Sakın konuşma. Sevgili karım, ne oldu sana böyle? Söyle bana, çok mu ağrıyor? Acısını anlamak için çaresizce onu endişe bombardımanına tuttu. Ağrıyan yere merhem sürmeleri için tüm saray hekimlerini çağırmalıyım. Pis yaratıklar. Ne dedin sen? Biraz dinlen. Sabah daha iyi hissedeceksin. Uyku tutmayan prens pencereden dışarı baktı. Şu genç kız, o garip bir şekilde karıma benziyor. Karısının durumu karşısında şaşkın olan prens, saray hekimlerini yardıma çağırmaya karar verir.
Sana bakmaları için hekimleri çağıracağım. Pis yaratıklar. Pis yaratıklar. Lütfen onlardan özür dile. Yardıma ihtiyacımız var. Prenses sessiz kaldı. Konuşmak ya da davranışını açıklamak istemedi. Prens o gece hasret ve suçluluk duygusu içinde yatakta dönüp durdu. Evliliğimizin ilk günlerinde bana çok iyi bir arkadaş olan bu sessiz, nazik kadın nasıl oldu da bir gün içinde bu kaba, somurtkan, kendi çıkarları için bile öfkesini kontrol edemeyen bir kadına dönüştü? Sana ihtiyacı var, yardımına ihtiyacı var. Büyüyü boz prens. Uyan, kıyıya git, seni bekliyor. Prens bir sarsıntıyla uyandı. Bakışları hemen pencereye yöneldi. Jenna'yı dışarıda görmeyi umuyordu. Bekle, lütfen beni bekle, geliyorum. Prens hayaleti gördüğü kıyıya koştu. Ve bu kez onun elini sıkıca kavradı. Sen benim öz karımsın, hayatımın aşkısın ve seni asla bırakmayacağım. Hayır, dayan, bu düğünün beni kandırmasına izin vermeyeceğim. Cesur prensin aşkı sayesinde kötü cadının büyüsü bozuldu. Jenna, geri döndün. Dur biraz. Sen burada benimleysen, saraydaki kim? Söyle bana Jenna, bunu sana kim yaptı? Kız kardeşim Clara yaptı, mutluluğumu kıskandı. Annesi Mooney beni suya itip pelerinimi çaldı. Güvercinler beni kurtarmak için suyun üstünde tuttu ama senin cesaretin büyüyü bozdu, prensim. Pis yaratıklar, pis yaratıklar. Bana kalsa ömür boyu hapse atılırdınız ama karımın iyiliği sizi kurtardı. Jenna Clara'ya merhamet etti ve Clara o gece bir ata bindirilip uzak bir ülkeye sürgüne gönderildi. Pis yaratıklar. Seni seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Ve o günden sonra Prens ve Prenses Jenna, gerçek Prenses Jenna sonsuza kadar mutlu yaşadılar.